Mats Gustafsson sadece birkaç fırça darbesiyle şıklık ve zarafeti ortaya çıkartıyor. Tasarımcı Yoji Yamamoto için 1997 yılından bir çalışma. Bu da moda evi Dior'un yeni bir kampanyası için. Moda illüstratörünün çalışmalarından sadece küçük bir seçki. Çalışmalarımdaki en önemli unsur benim güzelliğe olan takıntım. Gerçek yüz ifadeleriyle değil, bir kişinin soyut imgeleriyle çalışıyorum. Böylece kendimi gerçekleştirebileceğim, ifade edebileceğim ve moda yaratabileceğim uygun bir alan buldum. Burada basitleştirebilirim, abartabilirim ya da soyutlaştırabilirim. Mats Gustafsson'un kariyeri Stockholm'de başlamış. Dekoratörlük eğitimi almış sanatçı, 1980'den beri New York'ta yaşıyor. Stockholm'deki atölyesi ise hala duruyor. Sanatçı düzenli bir şekilde oraya giderek resim çiziyor. 62 yaşındaki illüstratör her yeni çalışması için kabuğuna çekiliyor. Çünkü yaratıcı olmak için sakinliğe ihtiyacı var. Tekniğim oldukça basit. Kağıt üzerinde çalışıyorum. Önce kurşun kalemle taslak çizimlere başlıyorum. Çoğunlukla çalışmalarımda sulu boya kullanıyorum. Her zaman kontrol edemediğimden, bazen şansa bağlı olduğumdan sulu boyayı tercih ediyorum. Moda illüstratörünün ilk resimleri İngiliz Vogue dergisinde 1978 yılında yer alırken, sanatçının çalışmalarına aynı yıl derginin Amerika baskılarında da yer verildi. O zamandan beri illüstrasyonları ünlü moda dergilerini süslüyor. İllüstrasyon bence modayı yansıtmalı. Dönemin anlayışının, zamanın ruhunun bir parçası olmalı. Ben modanın varlığından bile haberdar olmadığım, kendimi hatırlayabildiğim ilk andan bu yana modayı seviyorum. Mats Gustafsson'un sanatçı gözüyle yarattığı resimler, Stockholm'deki Miles Garden Müzesi'nde olduğu gibi birçok uluslararası sergide yer alıyor. Bu sergide sanatçının son 30 yıla ait 90 eseri ziyaret edilebiliyor. Eserler ardından Göteborg'a gönderilecek. Mats Gustafsson'un illüstrasyonları ya da sanatı İskandinav tarzında. Az sayıda renk, şekiller ve çizgilerle minimalist bir tarzda çalışıyor. Az öğeyle çalıştığı için resimlerinin etkileyiciliği daha fazla. 1912'den kalma örnekte olduğu gibi, yüzyılın başından beri illüstrasyonlar dönemin modasını yansıtıyor. ...1950'lerde moda dünyası fotoğrafı keşfetti. Çizilmiş resimler giderek geri planda kalsa da, fotoğraflar onların yerini tam olarak almayı başaramadı. İllüstrasyonlar belli başlı şeylere odaklanabiliyor. Bu yüzden moda endüstrisi için çok önemli olduklarını düşünüyorum. Fotoğraf makinesi her şeyi kadrajına alabilirken, çizim daha güçlü bir şekilde tasarımcının görmek istediği şeyi görmemizi sağlar. Böylece illüstratör tasarımcıya yardım eder. Stockholm'un sanat merkezi Södermalm'da Mats Gustafsson'un çalışmaları büyük ilgi topluyor. Sanatçı insanları gözlemlemekten ve onların kişisel tarzlarını ortaya çıkarmaktan zevk alıyor. Hep söylediğim bir şey vardır. İlham havadan kapılabilecek bir şey değildir. İlham, siz de sürece katıldığınızda ortaya çıkar. Zaten modanın kendisi de ilham değil midir? Moda gelip geçicidir. Fakat Mats Gustafsson illüstrasyonlarıyla modayı en azından kağıt üzerinde sonsuz kılıyor.